Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kastamonu'yu açın. 196. Siki tasdiki gaybi 152. Zor bir yer. Şöyle. Çok üzerine konuşulan mektubat, bir de mektubat. Bayağı şeyler yapılan, yorumlar olan bir mevzu. Mektubat, Sikki Tasdik Gaybi, Kastamonu. Kastamonu 196'ya açın. Tasdik Gaybi abi. 152. Mektubat 466. Açtınız mı? Okuyorum. İlginç bir yer, zor bir yer. Kesin delil olanları, doğru olanları doğru, bana ait yorumlar bana ait diyeceğim. İtirazınız bana olacak. Çünkü yorum bana ait. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı manevi temsil eden has şakirtlerin şahs-ı manevisi ferit makamına mazhar oldukları için değil hususi bir memleketin kutbu, belki ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbul azamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil, her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben eskide Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini o imamlardan birisini zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki, bir metni okuyayım. Şimdi anlıyorum ki, Gavs-ı Azam'da kutbiyet ve gavsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan, ahir zamanda şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur, o ferdiyet makamının mazarıdır. Bu gizlenmeye layık olan bu sırrı azime binaen, niçin gizlenmeye layık? Niçin gizliyorsun ki? Veya nedir ki bu? Bu gizlenmeye layık olan bu sırrı azime binaen, Mekke-i Mükerrem'de dahi farz-ı muhal olarak Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz Kutbul Azam'dan dahi gelse, Risale-i Nur şakirtleri sarsılmayıp o mübarek Kutbul Azam'ın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip teveccühünü de kazanmak için medar itiraz noktaları o büyük ustalarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir. Konu bu. Şimdi bugün ne işleyeceğiz? Kutbul Azam, Gav, Kutbul, ne yazmışız? Kutbul İrşad, Kutbul Azam, yani kutbiyet, gavsiyet, ferdiyet. Şimdi ben size kısaca bir şey vereyim. O zaman ben metinleri okuyayım. Onları toparlamak kolay olur. Mektubat 466. Açtınız mı? İmanı tahkiki taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi Risale-i Nur'un. İmanı tahkiki taşıyan. İmanı taklidi var. Tafsilli var, icmali var, tahkiki var. İlmel yakin, annel yakin, hakkel yakin. Ama
her bir mertebenin de, ilmel yakinin de mertebesi var. Şuhud seviyesinde ilmel yakin. Neyse. Bak, o imanı tahkiki taşıyan kim? Halis ve sadık şakirtleri dahi. Şakirtler çoğun. Bunlar bulundukları kasaba ve kariye ve şehirlerde hizmet imani itibariyle adeta birer gizli kutup gibi şeyde her asırda iki tane imam varmış. Kutbiyet ve gafsiyet. Unutmayın. Kutbiyet ve gafsiyet. Gafs-ül azamda istisna bir özellik de varmış diyor. Ferdiyet de bulunuyormuş. Risale-i Nur ise bu ikisini cem etmiş, ferdiyet makamına mazhardır. Ferdiyet makamı gafsiyet ve kutbiyeti içine almış. İçine alandır. Tamam. Onları tek tek izah edeceğim. Kutup nedir? Gafsindir. Ferdiyet nedir? Ama burada mecbur olduğum için söylüyorum. Risale-i Nur'un her bir talebesi hizmet itibariyle adeta birer gizli kutup gibi. Gafs gibi değil. Ferdiyet gibi değil. Kutup gibi. Üç tane makam. Kutup, gafs, ferdiyet. Ferdiyet. Her bir halis, imanı tahkiki taşıyan bir nur talebesi, kariyede, şehirde, birer gizli kutup gibi. Ne yaparlarmış bunlar? Müminleri manevi birer nokta istinadı olarak, nokta istinat, kutup, nokta istinat. Şimdi iki tane makam vardı. Kutbiyet ve gafsiyet. Kutbiyet kendisi söylüyor. Nokta istinat. Gafsiyet nokta-i istimdat makamıdır. Nokta-i istinat. Bana bakın, yaslanıyor ve bakıyor. Yaslandıkları nokta, nokta-i istinat, Allah'a iman. İman. Allah canibinden bakabilmek. Allah canibinden, kudretin azameti altından, kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edip, merhamet-i ilahiyeden ileri merhamet, rahmet-i ilahiyeden ileri rahmet, hikmet-i ilahiyeden daha ileri hikmet ve inayet-i ilahiyeden daha ileri inayetini sürmüyorlar. Bunlar Allah canibinden baktıkları için olaylar tam olması gerektiği gibi olduğunu görürler, gösterirler. Bunlar birer gizli kutup gibidir. Bu insanlar nokta-i istinattır. Demek ki kutbiyet nokta-i istinattır. Gafsiyet ise nokta-i istimdattır. İstimdat demek, nokta-i istinat dayanak noktası. Nokta-i istimdat yardım isteme makamı. Yani insanın fıtratında bulunan, doğasında, tabiatında bulunan ebed arzuları, sonsuz arzu, yani ahiretin bütün özellikleri, ki dünya ile alakası yok, batın, bu bağırıyor, fıtrat bağırıyor, imdat! İmdat yok mu baki? Yok mu ebed? Öyle latifeler var ki latifelerin içinde. Ebedi zattan ve ebedden başka razı olmaz. Hemen ahiret ses veriyor. Buradayım. İmdat buradayım. Birisi cevap veriyor. Cevap veren makamı ahirete iman. Nokta istinat Allah'a iman. Fıtratın cevap verdiği makam nokta istimdat ahirete iman. Kutbiyet noktayı istinattır. Ustad diyor, gizli kutup gibi müminlerin manevi birer nokta istinadı olarak bilinmiyor. Bilinmez tabii. Bunlar bilinmedikleri ve görünmedikleri
Piyasada gözükmezler böyle. Arz endam etmezler. Bunların özellikleridir. Bunların özellikleri neymiş? Kutupların özellikleri nokta istinattırlar. İmanı tahkiki taşırlar. Herkes korktuğu zaman bunlar korkmazlar. Herkes inkısarı hayale uğradığı zaman bunlar uğramazlar. En acımasız hallerde bile Allah'ın hikmeti ilahiyesinin izini, kadir ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edip müşahede ettirirler. Mutlaka bir çıkış yolu gösterirler. Bunlar birer gizli kutuptur. Hangi adreste bulunur? Bunlar bilinmezler. Veya örtülüdürler. Örtülü. Yani Allah onları azamet ve kibriyasıyla örtmüştür. Kimisini asabilikle örtmüştür. Kimi hassasiyetle örtmüştür. Kimisini ne bileyim öyle basit böyle görünümde örtmüştür. Kimisini ilmi hali bilmez zannettirir. Bunlar birer örtüdür. Unutmayın. Allah'ın da örtüsü vardır. Allah'ın örtüsü neydi? Azamet ve kibriya. Bilinmedikleri. İki. Görünmedikleri. Üç. Görüşülmedikleri halde. Kutuplar özellikleri değil mi abi? Evet. Kuvve-i maneviye itikatları cesur birer zabit gibi. Kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Bunlar. Bu kutbiyet makamıdır. Tamam. Şimdi kutbiyeti anladık. Nokta-i istinat. Bu kesin. Tespit değil. Açık. Gavsiyet de nokta-i istimdat. Yardım. Geylani'den isterdi. Ya Gavs. Bu da istimdat makamı. Fakat onda bir istisna özelliği var ki Nur talebelerinde Risale-i Nur cemaatine. Nedir o? Ferdiyet. Geleceğim ona. Şeyi açalım. Barlanız yok. Ben yapayım. Ben yazdım buraya. Barla 250. Var mı barlanın yalnız? Var tabii. Aferin size. Var elhamdülillah. Okuyorum. En son paragraf. Şimdi şu zamanda imanı tahkiki dersini vermek pek büyük bir fazilettir. Ve kutsi bir vazifedir. İmanı tahkiki taşıyan bir mümin çok müminlere bir nokta istinat olur ki şuursuz olarak avami mümininin o imanı tahkiki sahibinin kuvvet imanına istinat ederek mesela avami mümin sarsıldığı zaman olaylarda ya buralarda birileri var ya görünmüyor, ulaşılmıyor, belki duyuyor. Duyuyorlar yani, duysalar. Hani Çin'de bir tanesi dese ki ya evet ben İslam'ı izah edemiyorum, Allah'ı ispat edemiyorum. Burada inkar ediyorlar. Ama ben biliyorum ki bir Türkiye'de bir yer var, Türkiye var. Orada Allah'ı ispat ediyorlar, onların karşısına kimse çıkamıyorlar dese imanı kurtulur. Sahibi kuvvet imanına istinad ederek kuvve-i maneviyeleri kırılmaz, dalaletlere karşı dayanırlar bunlar. Bu kutbiyet arkadaşlar. Olsun diye birkaç tane yer gösterdim size. Onlar nokta istinat olur. Bunlar nokta istinattır. Siki tasdiki gaybi 152 açın. Ondan sonra bu fakir toplayacak manaları. Size lübün lübü, özün özü. Ustadımızın mektubu 152 Sikey Tasdik Gaybi en üst. Cemi kutbiyet ve ferdiyet ve gafsiyet ile 3 sütun üzerine durur. Ravati ulviyeti şeyhi hakkanidir hitab-ı Abdülkadir. İlham-ı Huda kitab-ı Abdülkadir. Bazul eşhed ferdi feridi deveran gafs-ı azam Cenab-ı Abdülkadir. Evet. Cem-i kutbiyet vesile-i nokta istinattır. Gafsiyet vesile-i nokta istimdattır. Lugat manalarına takılmayın. Evliyanın başı olmak manasında medet istenilip de medede cevap vermek. Artık lugattan
biliyorsunuz istila manası var, örfü var, şey manası var, ebced manası var, ebced şey var, tamam vesaire, külliyatı manası. Şimdi şeye şey yapmak istemiyorum size, meşgul etmek istemiyorum fazla şeylere temsil eden. Ben hemen mevzuya geçeceğim. Şurada notum var. Size malumat vereyim. Daha önce, bundan 5-6 sene önce vardır, birileri böyle ciddi insanlar böyle bu sormuşlardı da ben yazı göndermiştim. O orada yazımda, bilgisayarımdan, depomdan çıkarttım. Gavs, tasavvufta kainatın manevi tasarrufunu elinde bulunduran veliler cemaatinin başı manasında. Kimmiş Gavs? Tasavvufta kainatın manevi tasarrufunu elinde bulunduran velilerin başı. Buna Kutbul Aktab da deniliyor. Ondan sonra ben atlayarak şey yapıyorum, hepsini okumayacağım. Özellikle kendisinden yardım istenilmesi durumunda yardım eden anlamında Gavs veya Gavsul Azam manasına geliyor. Kendisinden yardım istenilen, sığınılan, Allah'ın inayetiyle tabii. Mesela İsa Aleyhisselam ölüyü diriltiyordu. Diriltiyordu derken Allah'ın izniyle mucizesi o cinstendi. Geylani'nin de o cinsten kerameti vardı. Bunlar doğrudan doğruya Allah'ın ihsanı ve ikramı neticesinde olur. Ferdiyet ise kutbiyet ve gavsiyetten üstündür, cemidir. Malumatınız olsun, şey olsun diye, bu asfiya nedir, as-ı mücedidi ne demektir diye şey olsun diye. 300 tane evliya olursa, 300 veli, bunlar ahyar denilir. 300 veli. Onu ben kısaca şey yapayım, 300'ün velinin üstünde 40'lar var. 40'lar, 300 veli. Nin üstünde 40'lar var. O bunlar abdal, budala denilen veliler. 40 tane böyle abdallar abi. Evet, 40 tanedir abdal. Aptal değil, tövbe. Abdal 40. Ahyarlar 300'dür. 300 temeldir. 300 evliya bakışın. Kimmiş bak? 300 tane evliya. Onu temsilen hulasalandırıyorlar onlardan. 40. Bunlara abdal. Ebrar var bunlardan üstün. Bunlar da 7'dir. 7. 40'tan seçilir o. He. Tamam mı? Bir de evtad. Evtad. Bunlar da 3'ler. 7 tane neydi abi? 7 tane? Ya tamam da ama kaç defa soruyorsun? Ne dedik? Abdal. Bir kelime 3 defa söyleyeceğim. Bunu bakarsın. Abdal. Tamam mı? Sen anladıklarını yazıyorsun ama ben geçmem lazım. Çünkü maksadıma ulaşmam lazım. Abdal. Tamam. Bir üstü var. Üçler var. Ebrar. Ebrar. Kaç kişi bunlar? 3 tane. Hah. Tamam. Bunların üzerine kim gelirmiş? Kutup. Kutup. Üçün üzerine kutup gelir. Kutup. Kutup. Kutbul Azam yani. Tamam. Sonra bu Kutbul Azam'ın üzerine kim gelir? Ferdi. He? Kutup bulunduğu dönemde gavsiyet de var. İki tane imam bulunur her asırda. Kutbiyet de gavsiyet. Birisi zahirdir, birisi batındır. İyi anlamanız için Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile Akşemseddin. Birisi sadaret, birisi saltanat. Diyanetle sadaret. Sadaret. Başbakanlık, Osmanlı. Hilafet mesela. Hilafet iki şeyle idare edilir. Hilafeti şey diyelim.
Ferdiyet, misal. Hilafetin iki ayağı vardır. Birisi sadrazam, birisi diyanet. İki tane imamın üzerine durur hilafet. Biraz da böyle şey yapayım size. Kutup Mekke'dir. Zaten Mekke'de bulunur. Gavsiyet Medine'de bulunur. Allah Resulü oradadır. Kutup hakaik imaniyede, Allah'a imanda boyutlaşmış. Kalp, Kabe, arş aynıdır. İmdat istenilen ve imdada cevap veren, yazıyor musun bunları şey mi? Not alıyorsun. Ha, cümleleri kaçırma. Cümleleri sonra doldurursun. Kalp, Kabe, arş aynıdır. Hakaik imaniyede inkişaf noktasında kutup. Öyle dedi. Gafsiyet ise fıtratın inkişafı noktasında İslamiyet'e bakıyor. Birisi imana, birisi İslamiyet'e bakıyor. Bu gafsiyettir. Yani yardım istenilip sığınılan yer bu Medine'dir. Bu bana aittir bu tespit. Yani tespit derken itiraz bana olsun. Külliyata değil. Şu anda kafayı kaldırdım, bana aittir. İtirazlar hep banadır. Kabul etme, edersin, etmezsin. Ama kırklar şeyler, onlar buradan söyledi. Kutup Mekke'de bulunur, bu Risale-i Nur'da vardır. Bu şeridir. Gafsiyet Medine'de bulunur, bana aittir. Bunu kim ne zaman fark eder? Nasibi olanlar bilsin veya bilmesin. Üstad diyor ki bir ami bedevi kahaca gitse bir veli gibi makam alıp gelir. Ama şuurlu ama şuursuz. Nerede fark eder? Kabe'de fark etmez bunu. Arafat'ta fark eder. Emanet-i Kübra'nın hamledildiği, yüklenildiği, insan olduğunu anlaşıldığı, beşeriyetin ortaya çıktığı, Adem orada insan olduğunu anladı. Oraya kadar insan olduğunu bilmiyordu. Emanet-i Kübra orada ham edildiğini, kendisine şifrelendiğini, tabiri caizse yazılıma sahip olduğunu anladı. Beşeriyet orada olmuştur. Hava validemiz de Cebelü Rahme'de beraber oldular. Beşeriyet itibariyle. Orada buluştular. İnsan olduklarını o zaman anladılar. Emanet-i Kübra'yı hamlettikleridir. Bu kutbiyet makamının şeyi, tafsilat anlatıyor ama hacca gidenler, ümreye gidenler bir de bu noktada baksın. Kabe'de hazırlanır. Haçta maksat Arafat'tır diyor. Allah Resulü. Haçta maksat tavaftır demiyor. Oysa veda tavafı da farzdır. Ama Arafat değişik bir şeydir. Yani insanlığının fark ediliş yeri. Bu kutuptur. Gafsiyet ise bana ait şimdi. Bana ait kelam. Medine'dedir. Sığınılan kendisine, himayetine girilen, yardım istenilen makam. Üç dünyada yer vardır. Kabe'dir, Medine'dir, Mescid-i Aksa'dır. Mecmua-i Enbiya'dır orası. Bütün peygamberlerin cevabı. Allah Resulü aslında orada olması lazım. Bütün peygamberlerin olduğu yerdir Mescid-i Aksa. Mecmua-i Enbiya olduğu halde o şeydir. Üç tanenin üstü. Üç tane. Ferdiyet bu üstüdür haşa. Rabbul Alemin. Ferdun, kayyumun, hakemun, akemun, addun, kudüs. Fert makamı azami derecede bir insanda tecelli ederse ferdiyet hali olur. Bu fert her bir dönemde, her bir asırda dönem dönem hal olur. Toplumda eskide fertçilik vardı. Gafsiyet ve efendim kutupçuluk öndeydi. Kimse reyini muhafaza edemezdi onun karşısına. Şimdi ise ferdiyet çıktı. Ferdiyetçilik fert olarak kalktı. Şahs-ı manevi ortaya çıktı. Şahs-ı manevi. Şimdi saklanması gereken sırdır dedi bak. O sır nedir? Ona gelmedim daha.
Şimdi artık şahs-ı manevi dönemi olduğu için gafsiyet ve kutbiyet ferdiyet olarak inkılap ettirilmiştir. Ferdiyette gafsiyet ve kutbiyet vardır. Risale-i Nur'un şahs-ı manesi ferdi ferit makamındadır. Şahs-ı manevi canlı ve ruhludur. İkisini cem ediyor değil mi abi? İkisini cem ediyor. Kendisini ferdiyet deniliyor. Fert, ferit idi. Fert, ferit şeydi, ustattı. Ustad da gözüktü. Bu şahs-ı manevi intikal etti. Peki biz her bir nur talebesi nasıl biz bundan feyizleneceğiz? Üveysi makamında. Üveysi ders yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Sitede var. Siz de biliyorsunuz burada. Üveysilik makamı var Risale-i Nur'da. Demek ki Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ferdiyet makamına sahiptir. Ferdiyetin altı ne vardı? Kutbiyet ve gafsiyet vardı. Peki niçin saklanması gereken bir şeyi, sırrı fahş etmek dedi? Şimdi onu çok ilginçtir. Burayı çok dikkatini çekerim. Bu gizlenmeye layık olan bu sırrı azime binaen. Niçin? Ne var burada sır? Sır yok ki. Evet. Sadelik içinde harikalık var. Çok tuhaftır. Sehli mümtenidir Risale-i Nur. Bakın gayet basit. Hiç kimse sormuyor bunu. Abi ya bu gizlenmeye layık olan sırrı azime ne var yani? Gafsiyet, kutbiyet. Hayır. Ekseriyeti mutlaka kutup Mekke'deydi. Ve gafsiyet de Medine'deydi. Onu Türkiye'ye taşındı. Bu sırdır. Risale-i Nur'la Türkiye'ye taşındı. Ferdiyet makamı. Risale-i Nur'a, gerçi Türkiye değil Risale-i Nur'un şeyi. Ama çekirdek burası. Yani Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ferdiyet makamı. Ferdiyet makamı neredeyse, ne kim ise, bak ferdiyet makamı neyse, onun taşıdığı da odur. Yani ben size üniversite diplomasını getirdim. Abi ortaokul diploman yok denilir mi? Üniversite getirdimse ilkokulda var, ortaokulda var, lisede var deyip ferdiyet makamını getiriyorsam kutbiyet ve gafsiyeti de getirmişim demektir. Bu Lazcası budur. Ama herkes göremiyor bunu. Sırdır. Oo ne diyor ya falan. Bunu da sağda solda anlatmayın. Yani o ne yaptılar ya? Taşıdılar Kabe'yi, Medine'yi buraya taşıdılar derler. Oysa bilmezler. Bir tane Çeçen bana öyle demişti. Baktı bana soğuk. O Rus Savaşı'nda komutan, Çeçen komutan. Vehhabiler çok etkilemiş ya oraları. Hiç unutmuyorum. Bana soğuk. Mehmet komutan var ya, hep anlatıyorum. Allah var, problem yok diyen zat. Bir şey anlatacağım bunlar da. Ondan sonra kolus bir tane. Dedim Mehmet komutan bana niye soğuksun dedim. Sen dedi Nurcusun da ondan soğuğum dedi. Ama çok iyi adamsın. Çok acayipsiniz dedi. Hatta hastanelere bana sahip çıkan da budur dedi. Bunlardır. Ama anlayamıyorum. Acayip bir hal var bende diyor. Yani sizi görüyorum acayip. Sizin hakkınızda bilgilerim var. O daha acayip. Niye Mehmet komutanım? Ya dedi sizin Nurcular dedi Kabe'ye gitmiyorlarmış haca. Ne yapıyorlarmış? Bediüzzaman Hazretleri'nin dedi türbesini tavaf ediyorsunuz dedi. Bu dedi tavaf dedi haç olarak şey yapıyorsunuz. Allah Allah dedi. Ya Mehmet komutan dedi beni dedim Bediüzzaman'ın mezarına bir götür de beraber bir tavaf edelim. Nerede dedi? Ne bileyim nerede? Nasıl ben dalga mı geçiyorsun benimle dedi. Biz Nurcular tavaf. Yok. Nasıl mezar belli değil mi? Mezar belli olmayana tavafı mı olur? İyi ki mezar belli olmayacaktı bak dedi. Ya sen ne diyorsun dedi ya ortakilere veya abi var bir tane orada o hali. Kitap okuyor böyle Arapça. Sert sert bakıyor. Hoca efendi diyor. Onlar meğer şeymiş, şeyden mezun. Mısır'dan Vehhabi. Bediüzzaman mezar belli değil mi? Yok. Sen istersen bana rehber ol. Ne ol göstersen. Veli'ye benziyorsun dedim. Bir keşfet kubursun. Bir keşfet de Bediüzzaman'ın mezarı belli olsun da sonra tavaf edelim. Mezarı belli olmayanın tavafı mı olur? Döndü. Çeçence bir şey söyledi. Bayağı gerginleştiler. Dedi ki aynı şöyle diyor dedi. Senin zatında manasında ya. Bütün nurculardan yani şahsımanı diyemez. Bütün nurculardan özür diliyorum. Dedi o Mehmet Kur'an. Ama o demedi.
rahatladım dedi. Davranışınız acayip, sizin hakkınızda bilgi acayip. Böyle olur yani diye söylüyorum. Bak neler uçurmuşlar efendim. Fitne olunca. Şimdi gafsiyet ve kutbiyetin şeyi oluşturmuş. Ferdiyeti oluşturmuş. Ben mesela şöyle diyeyim. Benim üzerimde koku var. Koku sürmüş. Ben kapıdan girdiğim zaman kokuya diyebilir miyim ki? Sen dışarıda kal, ben içeri giriyorum. Ben ne gelirdim? Ferdiyet neredeyse gafsiyette, kutbiyette oradadır. Bunu sorgulamıyoruz. Bunu. Onun için gizli. Sehli mümteni çok sade, çok basit gibi gözüküyor. Ama çok acayip. İşte Risale'nin en büyük meziyeti, en müşkil, en zor meseleleri böyle. Herkesin anlayacağı bir lisanla lisanın içini gömer. Bir dakika bir dur hele, kimsin sen sormadıkça kendisini göstermez. Mehrini vereceksin. Mehir vermeden kıza sahip olmaz. Öyle diyor. Nazeninlerin nazdarlıkları mehirlerle belli olur. Mehrini vereceksin. Tamam. Şimdi bak bir de okuyayım. Biraz o bilgileri biraz daha size aktarayım. Sonra bir daha okuyacağım. Ve bitireceğim. Anlaşılıyor değil mi şimdi? Anlaşılıyor. Hangi davaya hizmet ediyorsunuz? Şahısçılık kalktı. Her asırda revaç olan bir meta var. Değil mi? Bu asırda şahısçılık yok. Kaynak yok. Yani şahıs kaynağı yok. Şahsi manevi. Çünkü şahsın kusuru hizmete mal olur. Adam benden hoşlanmaz. Tik olur ifademden, davranışımdan, hareketimden, belki de beşeriyetimden, belki de benim doğru davranışım ona göre ölçüsü yanlış, yanlış telakki eder vesaire. Bu sefer elimdeki hakikat da düşer onun nazarında. Yani belki doğru yapıyorum, doğru söylüyorum ama onun ölçüsü yanlış. Kırmızı gözlükle bakıyor, her taraf kırmızı görür. Oysa ben beyazım. Ha? Dolayısıyla şahsi manevi diyor, öne çıkıyor. Ben de üstad diyor ki ben de bir nur talebesiyim. Emir Dağ 1.48'de diyor. Ben de bir nur talebesiyim sakal meselesinde 48. Emir Dağ 1.125'de diyor ki Said de diyor bir nur talebesidir. Ne özü billah Risale'nin aleyhine dönse siz Risale-i Nur'a sadakatınızı bozmayacaksınız. Şimdi ben malumat vermeye devam edeyim. Murat rahat vicdanla şey oldum kusura bakma o dedim. Bir daha tekrarlıyorum eksiğim varsa yaz. 300 evliya var. Onların üstünde 40 var. 40'lar, 7 tane. Ondan sonra 40'ın üstünde 7 var. 7'nin üstüne ha? 7'nin ismi neydi abi? 7. Ha 7'yi söyleyeyim sana. Üstten 40 evliler. Ha bir dakika. İyiler 7'li. Ebrar vardı. 3'lere Ebrar dedik abi. Yok. 3'lere Evtat dedik. Evet. Evtat. Tamam? 300 40, 7, 3, gafs, kut ve gafsiyet. Birbiri içinde mi seçiliyor abi? 300'ün içerisinde? Evet evet içinde öyle kenardan almıyorlar. Hmm. 300 temel şöyle, 40'ı çıkarttılar, 300'den eksildi mi? 300'ü tamamlıyorlar. Hemen aşağı halktan alıyorlar evliya, hemen tamamlıyor bunu. Heyet kuruluyor bu 300 tane. Ya bunlar uzun olduğu için anlatmıyorum da. 300'den 40 tane seçtiler mi? 40 tane. 300'den ne yaptı? 260 oldu. Halktan hemen evliya seçerler. Bunlar heyeti var bunun. 300'e tamamlar. 300'den hiç eksik olmaz her asırda. 40. 40'ın içine 7 seçerler. 40 diyor ki 7 eksildi. Hemen o 7'yi aşağıdan alırlar. Yani 40'lar gidip de piyasadan 7 tane şey yapmazlar. Adam almazlar. Çünkü bizden 7 tane eksildi diye. Unutmayın her bir makam, üst makam alttan alır eksiğini. Az değil mi abi 300 tane bakar abi? 300 tane evliya, az mı ya? Bu kadın nur talebesi var da veya ne bileyim de başka sahalardaki insan. Bu şey umumi, daha ferdiyet değil bu. Bu kutupluk makamı. Bu ferdiyet makamı değil. Ha, nur talebi, ferdiyeti iyi ki söyledin Allah razı olsun. Bu ferdiyeti anlatmıyor. Bu kutupluk. Kutup. Sonra ne yapar? 7'den 3 seçilir. Sonra 3'ten bir tane seçilir. Bu kutuptur. Şimdi Gelani anlayın.
Sonra gafsiyet verilmiş. Verilince o, iyi dinleyin şimdi. Geylani'ye kutbiyet ve gafsiyetle beraber ne verilmiş? Gafsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğunda, ferd olunca ne oluyor? Hemen sikke-i tasdiki gaybi 149 açıyorsunuz. Bak bu da gizli bir sır ha. Bu da bir gizli bir sır. Burayı görmeniz lazım gözünüzle. Ben naklettiğimi duymak değil, duyacaksın. Öyleyse gafs-ı geylani, gafs, o harika kasidesinin tazamun ettiği ezvak-ı fevkalade, Hazreti Şeyh'in, bak bir sırrı var onun, sırrı azim ehli beytin, ehli beytin azami bir sırrı var gafsta. Bak, bana bakın, Allah Resulü'nün ehli beytinin sırrı onda. O zaman ferciyetçilik olduğu için. Sonra bak nereye geçecek. Bu aktardı, Geylan'ı şeye verdi şimdi. Risale-i şahs-ı manevisindedir. Bak, ferdiyet makamı kimse tektir. Başka yok. Nasıl ki kutupluk bir tanedir her asırda, gafsiyet bir tanedir. İkisi tencereye koy, karıştır. Kutup ve gafsiyeti karıştır. Tek bir hakikat olur. Nedir o? Ferdiyet. Ha, ferdiyet bir tane olur, kutbiyeti de verildi artık. Bu asırda Risale-i şahs-ı manevisinde. Şimdi ferdiyet makamının halini anlatıyorum. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi de otomatik budur yani. Ferdiyeti anlatınca Risale-i Nur da ferdiyet makamında ise o zaman Risale-i makamını anlatıyorum şimdi. Demek ki Ali Beyt'in sırrı var. Irsiyetiyle Ali Beyt'in şahs-ı manevisinin makamı noktasında Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın verasetiyle Muhammed değil ha, dikkat edin, Ahmet. Ali Beyt-i Mümessil Ahmet. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın verasetiyle, tamam ustad, hakikat-ı Muhammediyesinde aleyhissalatü vesselam kendini gördüğü gibi fenai mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazhariyeti noktasında. Allah'ın zatını görme makamıdır. Bak, Ali Beyt-i Mümessili noktasında, Muhammed değil, Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle, Muhammed'in veraseti olmaz. Nur-u Muhammedidir çünkü o. Ve şeriyet Muhammed denilmesi başka. Adama da Muhammed deniliyor, sana bana. Peygamberimiz de Muhammed de, karıştırmayın. Ali Beyt'in mümessili noktasındaki sırrı, Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle, varisi olması, varisi, Allah Resulü'nün velayet tarafı, vilayet, tasavvufta vilayet derler. Risalet değil. Vilayet tarafı, velayet tarafı Ahmet'tir. Risalet tarafı Muhammed'tir. Risaletle, Muhammed'le Ahmet, yani velilikle, Resullük makamı ferdiyettir. Veraseti Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle, şey, Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle öyle bir makama gelmiş ki Zat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam da Nur-u Muhammedi de kendini görmüş. O çekirdeğin içine girmiş. Haritayı düşünün. Lef-i Mahfuz, Arş-ı Azam, Kab-ı Kavsen, Mecul, Esma, Sıfat. Bak, Zat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam'da kendini gördüğü gibi Zat-ı Muhammedi de kendisini görürse, ben aynayım diyor, herkes kendisini bende görür hadisi. Ne oldu sonra? Fenai mutlaka mazar olmuş ve Allah'ın zatına müşerref olmuş. Allah'ı görmüş. Lazca diyor, fenai mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazariyeti noktasında. Tecelli zat, tecelli sıfat değil mi? Zata mazar olmuş. Ferdiyet makamı tecelli zattır. Anladınız mı? Ferdün, hayun, kaymun. Fert adamı deli ediyor diye derdim. Hatırlar mısınız? Fert ismi adamı deli eden bir isimdir. Deli ediyor, deli. Anladınız mı? Girmek daha istemiyor. Ferdiyet, Risale-i Nur,
ruhun şahsı manevisi bu makama haiz. Peki o makam o haiz olsun, benimle ne alakası var? Senin hakikatin, çalıştığın şirket o. Kastamın 96'da geç. Ben her bir nur talebesi, içtimaiyattaki her bir nur talebesine takıldı ustad. Nasıl bir dil ile binler yerden günahlara karşı mukabele ederdi, mutahhir kaldım diyor. Yani bir dil nasıl bu kadar günahlara karşı şey yapacak? Ve her bir nur talebesi elhamdülillah imanla kabre girecek. Çünkü imanın yeri ta nerede? Ne vesvese kürste. Kürste. Kürsün üstü daire-i hayat. Daha üstü daire-i ilim. Daha üst arş. Daha üst lef-i mahfuz. Daha üst üstü arş-ı azam. Daha üstü nur-u Muhammed'i. Kardeşim buralara şeytanın ne alakası var? Onun için nur talebeleri. Bu kaynaktan devamlı beslendiği için şeytan bu kaynağı yok edemedikçe nur talebesini kafir yapamaz. Çünkü oraya bağlı. Ondan dolayı kesin iman evet. Kabul edecek. Çünkü Risale-i Nur her bir ferdi o şahs-ı manevi ile bağlı. Bağın şartları nedir? İhlas, sadakat, takva, iştinab-ı kebair ve hizmet. 5. Derecesine göre. Peki bunun belgesi var mı? Belge var. 5 vakit namazı tadil erken de kırmak. Kesinlikle ve kesinlikle, o ben ekliyorum 2 tane kesinlikleyi, kesinlikle ve kesinlikle namazın akabindeki tesbihatı yapmaktır. Kesin, bu 26. sözde söylüyor. 26. sözün sonu şeyinde söylüyor, zeylinde. Tadil erken, bu yani evrad okuyamıyorum, şunu yapamıyorum, ya ben rezil bir adamım falan, bırak o rezilliği, bırak. Sen nur talebesisin, gemidesin, aşağıdasın, bu durumdasın yani. Makine dairesin, ya pas, makineci, yağcısın, bilmem ne, süpürgecisin. Gemide misin kardeşim? Ötekisi kaptandır. Neticede sen de gemide misin? Bitti. Tamam mı? Şimdi, ferdiyet makamı tecelli zata mazariyettir. Onun için nur talebeleri her asırda bulunan, dinliyor musunuz beni? Her asırda bulunan iki imamı dinlemek zorunda değildir. O iki imam kutbiyettir. Gafsiyet ikisi. Bulunuyor şu anda. Ama Risale-i Nur onları cem edip Türkiye'ye taşımasını bu diyor ifşası gizli. Bu olmaması lazım. Bu ifşa olmaması lazım ama ben böyle size ifşa ediyorum. Ama ustak bunu mu murat etti? Bilemem. Benim tespitim. Bunun manasını mı taşıdı buraya yoksa o iki imam orada var mı hala abi? Var. Çünkü elini öpersiniz diyor. O imam var, kutup var. Gafsiyet de var ama ferdiyet yok. Manası da burada ifade ediliyor. Yani. Ya ikisinin cemi burada. Manası, hakikati burada. Çünkü nerede? As-ı mücedidliğinde. As-ı mücedidi neredeyse ferdiyet oradadır. İnsan-ı kâmilde zaten şahs-ı manevi. Şahs-ı manevi. Devam edelim. Size malumat vereyim. Devam. Notları çıkarttım. Bunları okusam uzun olur. Tamam mı? Dosyalarımdan çıkarttım. Mesela bazı ekip olur devletin, devlet hükümü, devlet, emniyet veya askeriye. Bazen resmi olur, bazen gayri resmi bir şey yapar. Özel görev verir. Yani şey olmaz yani özel görev verir ve resmete girmez bu. Yani bir ekip ya bir faaliyet yapacak bir yerde gizli, devlet savaş yapmayacak. Gizli ajan derler. Ajan gibi he. O resmi değil, resmi değil, gayri resmi ama devletindir. İşte Allah da Celle Celaluhu zahiri şeriatta böyle şuna şunu verdim, buna bunu verdim diye zahiri şeriatta yok. Nereden çıkartıyorsun? Bir tanesi şu anda hatırıma geldi. Nereden çıkarttın? Şunu da koyayım, yazayım. Hızır dedi ki, Hızır Aleyhisselam, mescide katılmış, adam bir tanesi uyuyormuş. İyi dinlen, aynı bu makamda delil yapacağım. Allah bir resmi verir, bir resmi vermez. Resmi görev verir, resmi vermez. Yani kayıtlara girmez. Ona ait delil. Hızır. Dedi ki, yaşlı uyuyor. Hızır rütüyor. Uyan ya, adam konuşuyor diyor ya. Tamam dedi, tamam. Gene uyudu. Gene dürttü.
Bak Allah'ın görev resmi verdi, vermediğini delil için söylüyorum. Uyandı gene, ne oldu? Uyuyorsun dedi, bak adam dedi vaaz ediyor dedi ya. Peki tamam. Gene dinlerken uyudu. Gene dürttü. Bu artık dedi ki bak kafamı kızdırma, beni daha uyandırma. Senin hızır olduğunu buradakilere derim. Bak burada hiçbir tane halin kalmaz ha. Allah Allah. Peki peki demiş. Oysa gizli bir adam. Normal bir adam ama hemen gizli olduğunu bu anladı. Hızır olduğunu bu anladı. Sonra Hızır Aleyhisselam Allah'a nida ediyor. Ya Rabbi, senin verdiğin listede bu adam yok. Resmi. Bu adam evliya ama beni nereden bildi bu veli? Allah dedi ki ona Celle Celaluhu. Ya Hızır, senin elindeki liste beni sevenlerin listesi. Kim beni seviyor? Demek ki her bir Allah'ı seven imanı var ve ebilidir. Allah'ın velisidir. Ama ben sana benim sevdiğimin listesini vermedim. Gayri resmi. O bana ait. O cinstendi. Risale-i Nur'un çerçevesine koy bunu. Bütün 12 hat tarikatın hulasasıyla Risale-i Nur. Hemen bu manalar hemen kafanızda oturtuyorsunuz. Nedir o? Kurbiyet ve akrebiyet. Kurbiyet kişinin Allah'a yakınlığı. Akrebiyet Allah'ın kula yakınlığı. Mesela diyor Üstad, kişinin güneşe yakınlığı 150 milyon kilometredir. Kat etmesi lazım. Güneşin insana yakınlığı hemendir. İçine kadar giriyor. Onun için ferdiyet akrebiyet ile kurbiyetin cemidir ama ifadesi akrebiyettir. Kurbiyet değil. Asr-ı mucid, Risale-i Nur'un her Risale-i Nur'un has değil. Her mucidit, her asr-ı mucididi akrebiyet değil, kurbiyete, akrebiyete mazar tabi. Kurbiyete değil, akrebiyete. Allah'ın kula yakınlığı. Ama en azam derecesi bu asırda oldu. Şaşırıyorsun değil mi bunları? Söyle, bir şey soracak. Ben su dolduracaksam neydi? Onu söyleyeyim. Tamam. Evet, devam edelim. Demek ki ekip, Allah'ın bir ekibi, özel bazı görevler için görev sahiplerine geniş yetkiler verilir. Halife adına, padişah adına, hükümet adına icraat yapar. Kimse soru soramaz ona. Hesap soramaz o özel ekibe. Kendilerine başkalar müdahale edemezler onlara. Edemezler, atlayarak söylüyorum. Bunlar bir kayda altında değil, Allah'ın özel ekipleridir. Allah'ın özel ekipleridir. Yani şu bu diye bir şey değil, hakikaten ekip. Yani adam tak 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 tak. Peki nasıl Allah'tan emir alıyor özel ekibi? Allah ilham ediyor. Şuraya git, buraya git, orada kal, orada kalma. Allah'ın özel terbiyelerine bağlıdırlar. Bunlar bir yerden emir almazlar. Direkt Risale-i Nur. Çünkü Risale-i Nur perde değildir. Risale-i Nur külliyatındandır. Bu Risale-i Nur değildir. Bu külliyattandır. Risale-i Nur şahs-ı manevidir. Ferdi ferit makamıdır. Risale-i Nur, Risalet, Risale-i Nur'un gafsiyet tarafıdır. Yani Allah Resulü'nün Resullük canibidir. Risale-i Nur, Allah Resulü'nün vilayet tarafı, yani Ali Bey tarafı, velayet tarafıdır. Bunu olarak ifade ederler, büyükler, ehli tasavvuf, selef-i salihin. Allah Resulü'nün iki temel ayağı var derler. Bir tanesi enfus, bir tanesi zahir. Zahirde İmam Ali'dir, ötekisi Ebu Bekir'dir. İki imam da Ömer, Hazreti Ömer Efendimiz ile Hazreti Osman, ikisinin ortasıdır derler. Meşrebi Ömer vesaire. Bir tanesi Gafs-ı Kutbiye. Şimdi Allah'ın özel ekibidirler. Ekip hareket yaparlar. Bunlar birbirlerine manen bağlıdırlar. Bu ekip, özel ekip. Ferd şahs-ı manevi tarafıdır bunlar.
bunların Üstad Hazretleri de şahs-ı manevi mesul olması hasebiyle Üstad Hazretleri ferdi ferit makamındadır. İstisnadır. Ferd ismini azami derecede mazardır. Altı ismi cem edene Allahu Ehad'ın en geniş dairesine mazardır ki ikinci şuada Risale-i Nur Allahu Ehad'a mazar olduğunu söylüyor. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Addun, Kuddus. Altı. Altıyı İmam Ali'nin. Risale-i Nur ise tencereye koy bu altı tane karıştır. Cem et. Allahu Ehad. İsmi azam. Altısını cem eder ama ustad der ki bununla beraber yedi olur. Buna mazardır. Buna mazar olduğunun alameti de Risale-i Nur'un dersleri dört boyutla dört isimin azami mertebesinde dersler olur. Evvelu, ahiru, zahiru, batını. Risale-i Nur'un mevzuları her ismin mertebeyi azamından gelmiştir. Onun için nihayetsiz mana mertebesi vardır. Ondandır ki herkes farklı ders yapar, farklı anlar, farklı anlaşılmasına vesile olur. Sebebi kişinin anlayışı nasip değildir. Buradaki mana mertebelerinin nihayetsizliğindendir. Bir daha söylüyorum, ezberden demedim, bilerek söylüyorum. Taşıdığım sır kendimin. Risale-i Nur 10. sözün zeyliğinde geçiyor. Niçin efendim eskiler ve 24. sözde de geçiyor. Peygamberler haşir meselesi hakkında o kadar veya imani meselelerde hakkında Kur'an gibi yapmamış. Mesela ahireti ispat etme hakkında Allah niye şey yapmamış? Çünkü o isme o kadar mazar değillerdi. Risale-i Nur'u şey yapıyor, oradan kıyas ediyor. Niçin geçmiş aşlardaki ulema, müşteba, kutbular, kutbul arifin, marifin, hukema gibi zatlar niçin haşir meselesini ve Allah'ın ispat meselesini, öldükten sonra dirilme meselesini, miraç meselesini niçin bu kadar böyle açık ve vazi böyle anlatmadılar? Çünkü onlar isime mazardırlar. Mesela Hay ismine ama Risale-i Nur her ismin mertebeyi azamına mazar olduğu için her mevzusu her ismin mertebeyi azamından gelmiş. Her ismin mertebeyi azamından gelmiş. Said Nursi Risale-i Nur talebesidir. Bediüzzaman ustadımızdır. Risale-i Nur asrın mücedididir. Anladık mı arkadaşlar? Bu gibi manevi makamların gizli ve sırlı kalması iktiza eder. Zira çok insanlar bu halleri bilmedikleri için zorlanırlar veya inkarlarına vesile olacağından bu sefer Risale'nin dersini dinlemezler. Şimdi bir cemaati varsa, bir taassubu varsa, şimdi ya bu ne diyor ya derse, o zaman okumaz yani belki de olabilir diye gizli tutulmuştur. Mesela gizli tutulanlardan biliyorsunuz 9. lema, 28. lema, 28. mektuptaki Vehhabi bahsi, oysa Osmanlıca'da var ama Latince'de yoktur gibi yerler. Ben size biraz daha şey yapayım. Her dönem asırlarda kendine has hususiyetleri olunca Allah'ın özel icraatı ayrı olur. Herhalde malum. Her asrın özel hususiyeti olur. Allah'ın da özel icraatı var. Bu dönemlerde fertler öne çıkarlar ama ahir zamanda fertler şahs-ı manevin içinde erirler. Bak eskide fertler öne çıkıyordu. Şimdi fertlerin cemiyle şahs-ı manevi olmuş. Na olmuş. Biz. Bir başka asırda fert kuvvet verilirken, ferdiyet kuvvet verilirken, ahir zamanda cemaat kuvvet olmuş. Tasavvuf geleneğinde şey vardır. Gavsiyet, kurbiyet ve ferdiyet makamları vardır. Gavsiyet, kutbiyet, ferdiyet. Çok istisnadır ferde mazar olanlar. Bu asırda Risale-i Nur mazardır ve Türkiye'ye taşınmıştır bu mana. Ferdiyet şahs-ı manevidir. Risale-i Nur'la şeydir o Risale-i Nur'un has şakirtin şahs-ı manevisidir diyor. Okuduk, Barla'da okudum size ve bu çok şey var. Risale-i Nur'un has şakirtlerinin şahs-ı manevisi bir sürü yer var mesela. 23 var Kastamonu, 76 var Kastamonu, 195 var Kastamonu, 209 var Kastamonu, 96 var Kastamonu, Şualar 492 vesaire. Yani Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi, şahs-ı manevi temsil eden hasların şahs-ı manevisi. Tamam. Bu şey mazardır. Ondan sonra gafsiyet,
Bir lügat manası vereyim. Gene kafanızda kalsın. Lügattır bu. Her yerde ulaşırsınız bu manaya. Bütün makamları kat etmiş. Makamların sonlarına yaklaşmış. Asrın en büyük söz sahibi konumuna gelmiş. Medet veren, insanlara mane yardım makamına erişmiş zatlara verilen bir unvandır. İlahi fez ve cezbe onda tecelli etmiş. Adeta velayet şehrinin reisi olur. Onun izin ve mededini alamayanlar velayete çıkamadıkları gibi onun riyasetine de dışında çıkamazlar. Onun riyasetinin dışına da çıkamazlar. Bu makama sahip nurani zatlar her dönem ve asırda Allah'ın inayetiyle yetişmişlerdir. Kutbiyet makamı ise makamların en yükseği ve son mertebesidir. Yani adeta gafsiyetten de biraz üstün gözüküyor kutbiyet. Bu makama çıkanlar adeta Resulullah'ın o asırda bir halifesi ve vekili konumunda olur kutup. Ondan sonra bu iki makama yani gafs ve kutbiyet makam cem eden kutbul azam oluyor. Gafsiyetle kutbiyeti cem edene kutbul azam denilir veya gafs azam denilir. Gafs azam denilmesinin sebebi kutbiyetle gafsiyeti cem ettiği için gafs azam denilmiştir. Yani ferdiyet. Bu makama gelen zatlara ferdiyet makamı denilir. Ferdiyet makamı makamda bulunan zat kimseden ders almadan, iyi dinleyin burasını, ferdiyet makamına gelenler, sırya, sırrı okuyor ve bazı şeyler dedim, bazı şeyleri söylemiyorum. Ama siz bulacaksınız bundan sonrasını. Ferdiyet makamında bulunan zat, kimseden ders almadan, terbiyesine girmeden, doğrudan doğruya Allah ve Resulullah'tan feyiz alır. Direkt Allah ve Resulullah ile muhataptır. Ferdiyet makamına gelen zat. Bu zaman günümüz cemaat zamanı olmasından ferdiyet manası artık cemaata verilmiştir. Ondan sonra onun için nur talebeleri kutup velilerin, şeyhlerin tasarrufuna girmeye mecbur değillerdir. Nur talebeleri ferdiyete mazhar oldukları için. Bir şeye mecbur değillerdir. Ondan sonra sizi şey demiştim, biri zahiri birisi batını, kutbul irşat, irşat makamıdır. Kutbul, kutup irşattır. Kutbul azam halife makamındadır. Akşemseddin'le Fatih Sultan Mehmet gibi de diyebiliriz diye, anlaşılsın diye şey yaptım. Efendim, gafsiyet noktayı istimdat dedik. Kutbiyet noktayı istinat dedik. İkisinin cemi ferdiyettir. Tamam. Ondan sonra Risale-i Nur'da cem olmuştur. Atıflarını okumayayım, uzun olur. Bu ikisini Risale'nin cem etmiştir. Risale'nin şahsi manesi ferdi ferit makamıdır. Ferdiyet makamıdır. Bu hakka mazardır. Her bir nur talebesi derecesine göre oradan feyiz denir. Ya o beş tane düsturları yaptığı sürece değil mi? Ya, yapma nispetinde beş tane. Sadakat, ihlas, takva, iştinab-ı kebair, hizmet. Derecesi nispetinde külli-ubidiyete mazhar olur. Külli-ubidiyete mazhar olur. O külli-ubidiyete yani ferdiyet şey mi oluyor? Yani? Ferdiyet makamıdır. Hmm. Ferdiyet deyince otomatik olarak gafsiyette, kutbiyette var içinde. Bu sadakat çok önem çıkmış. Hatta hadiste var galiba. Hadiste gördüm. Hadis metinde. Diyor ki Mehdi'nin diyor cemaatinin imtihanı sadakatla olacak diyor. Yani Kur'an'daki o Calut Talut var diyor hoca. Evet, hocasın evet. Sen. Talut Calut'u gördün mü Kur'an'da? Var. Evet. Talut ve Calut meselesini orada sadakatla imtihan olmuşlar. Suyu içecek misin, içmeyeceksin. Ab-ı hayattır yani. Su. Orada içtiler, içmeyeceksiniz dedi. Onunla meşgul olmayacaksınız. Şiştiler ve hizmetin dışına kaldılar. İlk önce içindeydiler ama hizmetin dışında kaldılar. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha.